Sizde. Teşekkürler. Evet, yanımda Leluş var, Şükrü var. Ee, seni çok uzun zamandır tanıyoruz. Hem e-sporcu olarak hem de birçok farklı takımı çalıştırdın. Crew şu anda üçüncü sırada ve yerini giderek de pekiştiriyor i̇kinci her geçen... İkinci olduk şu an. Şu anda maç fazlasıyla ikinci sıraya geçtiniz. Ee, ne söyleyeceksin ilk olarak? Nasıl takım bu noktaya geldi Şükrü? Neler yaptınız? Ee, bir ondan istiyorsan kabaca bahsedelim öncelikle. Yani kadro sezon başı kuruldu. Şu an geçen sezondan bir tane bile oyuncu yok. Yani yeni kurulmuş bir kadro. O yüzden yeni kurulmuş bir kadroya göre gayet iyi bir yerdeyiz ama beklediğimiz bir yerdeyiz. Sonuçta oyuncularımız Hani kaliteli oyunculardan oluşuyor. Şu anki performansımızdan yeni kurulmuş bir takıma göre memnunum yani gelecek vadeden bir takım ama daha çok yolumuz var. Yani diğer takımlarla kendimizi kıyasladığımız zaman örnek vereyim uzun süredir birlikte oynayan süpürmesi ve yaklaşmamız için daha fazla antrenman yapmamız lazım. Ama diğer takımlardan şu an e, ee, eşit olduğumuz takımlar var, iyi olduğumuz takımlar var ama şu anki hedefimiz süper masife yetişip onları geçmek. Şunu sormak istiyorum sana. Şimdi Elvin herkesin dilinde yani ayrı ittirmesiyle hatta bugün Johnny de yayında bir ara işte tek oyunculu oyuna çevirdi. Single player'a çevirdi. Tek başına oradan ittiriyor dedi. Ama esasında bu bir, çok büyük bir takım oyunu. Yani takımın geri kalanının baskıyı kurması gerekiyor. Elvin'de fırsat tanıması gerekiyor ve koordinasyonun da belli Gadbro'nun, Elvin'in yani takımdaki oyuncuların birbiriyle anlaşma düzeyini yüksek gibi hissediyoruz en azından biz oynarken. Sen koç tarafından baktığın zaman bu nasıl gelişti? Nasıl e, bu çalışmaları devam ettiriyorsunuz? Açıkçası e, sinerji denilen şey biraz abartılan bir şey. Yani eskiden mesela e, alt koridor oynayan oyuncuların e, birbirleriyle sinerjisi olması beklenirdi ama e, şu an tam olarak öyle değil oyun. Eğer oyuncu nasıl oynaması gerektiğini biliyorsa ilk defa oynadığı bir support'la bile iyi oynayabilir. E, bugün Galatasaray'da örneğini gördük aslında. Nox'tek yeni gelmişti. Gayet iyi oynadılar alt koridorda. Aynı şekilde takım için de geçerli. Çok büyük bir sinerjimiz yok ama herkes ne yapması gerektiğini görevini iyi bildiği için sinerji varmış gibi gözüküyor. Ee, mesela Kaan yukarı getirirken takımın tek bir görevi var, yakalanmamak ve e, Kaana doğru giderlerse başka bir yerden görev al yani e, bir görev tamamlamak. E, bunu da oyunu bilen insan yapar zaten. E, i̇letişimimiz kötü demiyorum ama öyle düşündüğünüz gibi iletişimle kaynaklı bir e, oyun tarzı değil. Oyunu bilmekle alakalı. Peki. Son olarak şunu sorayım. Beşinci haftayı geride bırakıyoruz artık yavaş yavaş. Ee, ve üç hafta kaldı. Ee, az kaldı yani. Kış mevsim finali geliyor. Ee, hedefi nedir kruvun? Ne yapmak istiyorsunuz? Ne başarmak istiyorsunuz? Tabii herkes şampiyon olmak istiyordur. Eminim ki siz de istiyorsunuzdur. Ee, bir de bundan bahsedeyim istiyorsan. Yani Tabii ki şampiyonluk istemek normal bir şey. Ama ben biraz gerçekçi olduğum için direkt net bir şekilde söyleyeceğim. Şu an şampiyon olmamız bence mümkün değil. Ama finale çıkabiliriz. Ee, finalde Çıktığımızda elimizden gelen en iyisini yapar. Belki Supermassive kötü oynar, kazanırız ama şu an Supermassive büyük favori gözüküyor. Peki seni takip edenlere, kruyu takip eden taraftarlara söylemek istediğim bir şey var son olarak? Yani bizi desteklemeye devam edin. elimizden geleni yapıyoruz zaten. Şampiyon olamasak bile bazı takımlar desteklenebilir. İlla şampiyon takımı desteklemek zorunda değiller. Peki çok teşekkür ediyorum geldiğin için. şimdi tekrar yazmasına geçiyoruz. Daha sonra röportajlarımızda yine burada olacağız.